Merhaba değerli izleyenler. Editörün Gözünden programına hoş geldiniz. Bugün AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Avukat Gökhan Ülke'yi ağırlıyoruz. Kendisiyle gündemdeki konuları ve teşkilatın çalışmalarını ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun İsmail Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olun başkanım. Bizler de iyiyiz. Davetimize icabet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Tabii öncelikle AK Parti'yi ilçe başkanlığını konuşacağız. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, sahada mısınız yoksa sabah gidip koltuğa oturup akşam eve mi dönüyorsunuz? Açıkçası 5 sene bugün arkadaşlarla konuştuk. 5 seneyi bitirmişiz yani 6. seneye dönüyoruz ilçe başkanlığında ve ilçe başkanı olarak seçildiğimiz günden beri de biz zaten çalışmalarımızın çok büyük bölümünü dışarıda yapıyoruz. Yani parti binasında haftanın 1-2 günü bulunuyorsak onun dışındaki çalışmalarımızda hep dışarıdayız. Doğru olan da bu. Eğer biz bir bölgeyle alakalı bir mahalleyle alakalı çalışma yürüteceksek o insanları partiye davet etmektense mutlaka gidip yerinde görüp gözlemleyip oradaki hem mahalle başkanlarımızı hem muhtarımızı dinleyip yani oradaki paydaşlarımızla beraber siyaset yapmaya çalışıyoruz. Zaten siyasette parti binalarında yapılmıyor. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Sokağa çıktığınızda AK Parti bugünlerde tabii ki ekonomik anlamda sıkıntılar yaşıyor. Türkiye sıkıntı yaşıyor da sokağa çıktığınızda bir AK Parti başkanı olarak rahat dolaşabiliyor musunuz? Gayet rahat dolaşıyoruz. Bundan 4-5 ay önceki tablo açıkçası biraz daha karamsarlık içeriyordu. Bunu biliyoruz. Yani 4-5 ay önce bir belirsizlik ortamı, dövizle alakalı insanların tedirginlikleri falan vardı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün toplantılarında söylediği üzere evet dünyada bir kriz var. Küresel bir ekonomik problem, kriz var. Ama Türkiye'nin bu konuyla alakalı çözüm yöntemi şudur. Özellikle enflasyona ezdirilmeyecek maaşlı kesim, emekli kesim enflasyonu ezdirilmeyecek ve bununla alakalı atılan adımlar da birincisi enflasyonun durdurulması, ikincisi gelirlerin artması. Yani böyle olunca da zaten enflasyon rakamları, açıklanan enflasyon rakamlarının daha üzerinde bir artış sağlanmış oluyor. Yani örnek verecek olursak asgari ücret 2800 TL'ydi ve enflasyon rakamı %89 açıklandığında bugün gelinen durumda asgari ücret rakamı %89'dan daha fazla arttı. Ve Ocak ayında, Aralık ayında duyurulup Ocak ayında yine yansıyacak bir artış daha olacak. Bunu şunun için söylüyorum. Evet bir ekonomik hareketlilik oldu ve bununla alakalı da hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Hazine Bakanımız hızlı bir şekilde önlemleri hayata geçirdi. Buradaki önlemlerin bir tanesi işte enflasyonun bastırılması yönündeydi ki bu nispeten şu an zaten başarılmış pozisyonda. İnşallah yine kendi söylemleriyle Kasım ayından sonrasında da aşağı eğilim hızlanacak. Geliri de artırıcı önlemler ve paraya ulaşmayla alakalı artırıcı önlemler alındığında da vatandaşların alım gücünün artacağı bir sürece gireceğiz inşallah. Bu ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılar hepimizi etkiliyor. Siz de sonuçta toplumun içerisindesiniz ve özel işiniz de var. Mutlaka başkanın yanında bir iş de yapıyorsunuz, avukatsınız. Şöyle şunu sormak istiyorum. Yani bir özelleştiri yapıyor musunuz bir ilçe başkanı olarak? Ya AK Parti şurada şundan dolayı yanlış yaptı da bu noktaya ekonomi geldi diye mi bunu yorumluyorsunuz? Yoksa sadece dış dünyada yaşanan gelişmelere mi bağlıyorsunuz? Yani yurt içinde yapılan yanlışlar var mı? Yani yanlış değil de yani attığınız adımlar karşılık mı bulmadı? Nasıl yorumlarsınız bunu? Aksine şöyle özellikle faizin aşağı çekilmesiyle alakalı İç siyasette bir eleştiri furyası başlamıştı. Hepimiz biliyoruz. Bunun zaman zaman bizim dünya görüşümüze yakın gazeteciler de dillendirdi. Zaman zaman muhalefet bunu dillendirdi. Ama gelinen şu noktada daha geçen hafta Birleşmiş Milletler temsilcisi özellikle Avrupa ülkelerinin tamamına faizin artırılmaması gerektiğini, faizin aşağı çekilmesi gerektiğini, dünya piyasalarındaki hareketliliğini başka türlü durdurulamayacağını söyledi. Bunu şunun için söylüyorum. Eleştirilen tek mevzu buydu ve bu mevzuyla alakalı da yine Ekim ayının başında görebiliyoruz ki enflasyonu durduracak ve faizin aşağı çekilmesini sağlayacak adımlar sonuç vermeye başladı, meyvelerini vermeye başladı. Bunlardan bir tanesi şu, faizin arttığı ortamda insanlar zaten yatırım yapmıyor.
İnsanlar paralarını daha faize güvenli liman olarak gördükleri için faize yatırıyorlar. Faiz hassasiyetleri yoksa oradaki gelecek gelirle de kendi ekonomilerini bir standartta sabit tutuyorlar. En kötü ihtimal standartta sabit tutuyorlar. Ama bu beraberine neyi getiriyor? Beraberinde yatırımlar bitiyor. Yatırımlar bitince istihdam bitiyor. İstihdam bitince üretim bitiyor. Bunların her biri bir döngü ve bu döngünün içerisinde de eğer siz faizi artırır ve piyasayı bu anlamda tıkarsanız daha sonrasında bunun dönüşü çok daha fazla oluyordu. Hmm. Hükümet Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde çok güçlü bir adım attı ve dünyanın söyleminin aksine faizi aşağı çekti. Aşağı çekti, aşağı çekti. Ama parti içerisinde de farklı düşünenler oldu. Mesela Lütfi Elvan bakanlık görevini çok kısa bir süre yaptı. Faizin indirilmemesi gerektiğini savunuyordu. Anlaşamadı. Evet. Ya bu bir matematik. Yani ekonomiyle alakalı durum. Ben hukuk fakültesi mezunuyum ama işte iktisat dersleri aldık. İktisatla alakalı doktrin tek bir görüşün doğruluğunu savunmuyor zaten. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkeyle alakalı pozitif anlamda katkı sağlayacağını düşündüğü yöntem buydu ve bunu da kararlılıkla sürdürdü. Gelinen bu tarihte de Avrupa'da da aynı konuyla alakalı tavsiyeler artık açıklanmaya başladı. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi dövizin arttığı dönemlerde bunun kontrolsüz bir şekliyle devam edeceği düşünülüyordu ama şu an piyasa bir seviyeye oturdu, döviz bir seviyeye oturdu ve bundan sonrasındaki yapılacak işlerde enflasyonun aşağı doğru çekilmesi, önce durağın hale gelip aşağı doğru çekilmesi, insanların da alım gücünün artırılacağı reformların yapılması. Bu reform paketleri de yeri geliyor. Konutla alakalı biliyorsunuz TOKİ'nin inşa edeceği konutlar konut piyasasıyla ilgili büyük katkı sağlayacak. Onun dışında yine bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamada okulunu yeni bitirmiş gençlere yönelik kredi teşviğinden bahsedildi. Araç alacaklara kredi teşviğinden bahsedildi. Buradaki kamu bankalarının da düşük faizli piyasayı canlandıracak bu can suyunu vermesi de inşallah önümüzdeki dönem itibariyle ekonomik sorunları artık gündemden çıkartacak diye tahmin ediyoruz. 2008'di yanlış hatırlamıyorsam, yine dünyada bir ekonomik kriz vardı. Sayın Erdoğan'ın da iktidarın işte 6. yılı vesaireydi. Tabii ki Erdoğan'ın iktidara gelmesi bir şekilde hazmedilememişti. İşte 367 krizlerini vesaire, AK Parti'ye kapatılma davasını vesaire hepimiz ayrıntılı bir şekilde hatırlıyoruz. 2008'di tarih, belki yanlışsam düzeltirsiniz. Sayın Erdoğan şunu ifade etmişti. Bu kriz bizi teğet geçecek demişti. O dönemde de Sayın Erdoğan'ın bu açıklamaları tiye alınmıştı, dalga geçilmişti ama neticede Sayın Erdoğan'ın söylediği gerçek ortaya çıkıp Türkiye bu krizi atlatmıştı. Yine aynı şeyler mi olur? Şu anda baktığınızda bütün kesimler, işte Sayın Nebati birkaç ekonomik terim kullanıyor. Vatandaş elbette ki bundan anlamayabilir ama bankacılık sektörü, iktisat sektörü kullandığı o kelimeler neye yaradığını çok iyi anlıyor. Neyi ifade ettiğini anlıyor ama anlamamazlıktan gelip biraz dalga geçme işine vurmuşlar gibi. Sonunda yine bu çevreler mahcup olacak mı bu politika? Güçlü liderler zaten genel kanının dışında tartıp biçtiği doğruların arkasında duruyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da 2002 yılından beri, iktidara geldiğimiz dönemden beri hep bu güçlü duruşu hem bizlere, teşkilatına, hem seçmenlere, vatandaşlara aşıladı. Yani bu anlamda vatandaşın güvendiğini biz biliyoruz. Bir de sorunuzun ve konuşmamızın başına gelecek olursak, biz her hafta çok sayıda ev ziyareti yapıyoruz. Çok sayıda insanla bize filtresiz şekilde eleştirilerini aktarabilecekleri ortamda bir araya geliyoruz. Ve insanlar artık şunu söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı sevmeleriyle ilgili zaten bir tartışma yok. Sevmelerinin dışında güvenleri de sonsuz. Yani bu gemiyi limana ulaştıracak yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bu noktada inançları, bu noktada destekleri artarak devam ediyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Biz bu konuşmaları kendi parti toplantılarımızda, yönetim toplantılarında yaparken de her biri ayrı yerlerde görevli bu arkadaşlarımızın. Yani mahallelerde çok sayıda ziyaret yapanlar ve uzun zamandır hep şu noktada tespitler geliyor. Başkanım, vatandaşlardaki teveccüh ve ilgi son zamanlarda ciddi manada arttı ve bu gözle görülüyor. Ya burada evet kararlı bir ekonomi politikasının katkısı var. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın memleket
memleketteki tüm sorunlarla alakalı kararlı duruşu ve çözümcü yapısının etkisi var ama aynı zamanda Türkiye siyasetinin dışında şöyle kafayı kaldırıp baktığımızda işte Rusya-Ukrayna krizinde tüm dünya büyük bir krizin içerisinde, halen içerisinde ama bu büyük krizin içerisinde arabulucu olan ülke yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani bu biz her birimiz için, AK Parti oy versin vermesin, her birimiz için bir gurur vesilesi olmak zorunda. Eğer biz Türk'üz diyorsak, eğer biz bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyuyorsak, bunun bu çalışmalarla da çok çok ilgisi var. Çünkü biz dünyada artık belirleyici bir ülke konumuna geldik. Bu Rusya-Ukrayna krizi de bunu tüm dünyanın görmesini sağladı. Şimdi İsmail Bey, burada muhalefet kendi içlerinde toplantı yapıyor. Kendi toplantıları sonrasında da bir metin kalemi alıyor. Teorik, kitabi sözcüklerle seçmenlerine mesajlar veriyorlar ama seçmen bu kitabi retoriklere bakmıyor. Seçmenin baktığı şey şu: bugün bu dünyadaki krizin bulunduğu ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü, bekasını, saygınlığını Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti mi koruyacak, yoksa masadaki diğer liderler mi koruyacak? Şimdi biz başımızı kaldırıp baktığımızda böyle bir irade göremiyoruz. Bizim göremediğimiz bu iradeyi biz, evet, bir siyasetçi olarak, bir ilçe başkanı olarak ön yargılı bakıyor olabiliriz, objektif bakmıyor olabiliriz ama seçmen de bunu görüyor. Seçmen de bunu gördüğü için son zamanlardaki anketlerde taraflı tarafsız, bakın muhalefetin kendi anket şirketlerinin yaptığı çalışmalarda dahi AK Parti'nin oyları artarak devam ediyor. Artması eğilimi ciddi bir şekilde, gözle görülür şekliyle oradaki anket sonuçlarına yansıyor. Ve bence muhalefet de bunu gördüğü için biliyorsunuz işte bir manevra yapmaya çalıştılar. Türbanla ilgili yasa değişikliği. Türbanla ilgili zaten bir sorun yoktu. Yani türban sahasına girince Erdoğan'ın o sahada asla bileğinin bükülmeyeceğini bilmesi lazımdı. Niye böyle bir topa girdi? Yani şimdi 367 krizini bu ülkeye kim yaşattı? Erdoğan mı yaşattı? Ya da bugün çocuklarımız Kur'an kurslarına gidebiliyorsa imam hatiplerde ya da kamu çalışanların, ordu dahil herkesinin başının örtülü olması herhalde Erdoğan sayesinde. Bilerek bu topa Sayın Kılıçdaroğlu niye girdi? Birileri yön mü gösterdi? Birilerinin yön gösterdiğini ben de tahmin ediyorum ama burada AK Parti'nin iktidara geldiği dönem itibariyle de şöyle değerlendirmek lazım. Biliyorsunuz rektör atamaları Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor ve 2006-2007'ye kadar en son Cumhurbaşkanı işte Ahmet Necdet Sezer Beyefendi'nin atadığı rektörler vardı. Ben o dönemde üniversite öğrencisiydim ve ben Konya gibi muhafazakar bir şehirde okudum. Yani Konya Selçuk Üniversitesi mezunuyum. Selçuk Üniversitesi'nin kampüsü çok geniş bir alandır ve tel örgülerle kapalı. Girişinde dolmuşlarla büyük kampüse girilir ve 2007'de, ya çok çok yeni bir tarih bu, dolmuşlar durdurulup başörtülü insanlar indirilirdi. Orada küçük kabinler vardı ve kabinlerin içerisinde ya peruk takarlardı ya başlarını açarak içeri girerlerdi. Şimdi böyle bir ortamdan ve bunun normal görüldüğü bir ortamdan bugün yasayla türbana özgürlük getirelim denen ortam arasında ne yaşandı, neler değişildi, ne görüldü, bunu konuşmak lazım. Burada aslında ben muhalefetin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünya görüşünün değiştiğini düşünmüyorum. Ya da o insanlara saygı duydukları için, ya evet bu gerçekten gerçekten bir dini, vicdani bir özgürlüktür, hürriyettir diye baktıklarını falan sanmıyorum. İşleri kana alıyor. Ben de aynı. Burada bir manevra yapılmaya çalışıldı. Niye? Biliyorsunuz bir cumhurbaşkanlığı adaylığı belirlenecek. Burada muhafazakar kesimin de desteğini alalım. Hatta bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Açıklamanın yapıldığı ekran görüntüsünde, videoda Türklükle ilgili Ziya Gökalp'in bir kitabı masadaydı. Yine evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ya burada şu mesajı vermeye çalışıyor: ben Türk milliyetçilerine yakınım. Onun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Biz muhafazakarlara yakınız. Yani ne yazık ki bu bir takiye. Bunun takiye olduğunu da yakın tarihi gören, bilen, duyan, okuyan herkes farkında zaten. Sayın Cumhurbaşkanımız da... Samimi değiller mi ya? Yani samimi olduklarını ben düşünmüyorum. Ben vatandaşın da, seçmenin de bu noktada samimi olduğunu düşünmüyorum. Keşke samimi olsalar. Keşke samimi olsalar ve biz bu ülkede başörtülü ve başörtüsüzün herhangi bir üstünlüğünün birbirine olmadığını,
herkesin bu konuda hürriyetinin olduğunu ve devletin bu hürriyetin yegane savunucusu ve koruyucusu olduğunu inansak. Ama ne yazık ki buna inanılmıyor ve aksine orada böyle bir Jacoben bir anlayış var. Yani diyor ki ben biliyorum doğruyu da sen bilmiyorsun. Ben senin için doğruya karar veririm diyor. Ve ne yazık ki işte AK Parti seçmenini, muhafazakar seçmeni kendince küçük görmeye çalışıyor. Yani okumaksa okuduk. Eğer hoşgörüyse bize yakın olmayan herkese hoşgörülü olmaya çalıştık. Ama bu anlamda karşı taraf bu adımı atarken bile tabanının bu adımdan ne kadar rahatsız olduğunu biliyorum. Çünkü kendi içlerinde durduramadıkları bir baskıcı yapı var. Yani bunu çok basit şekilde tabir etmeye çalıştım. Baskıcı bir yapı var ve bu yapı genel başkanlarının bu ben takiye olduğunu düşünüyorum. Bu söylemleriyle dahi yumuşamıyor ve değişmiyor. Bu anayasa değişikliği çağrısı var. Yasada bir açıklık mı var ki niye böyle bir şey var? Sayın Kılıçdaroğlu niye bunu gündeme getirdi? Ya da AK Parti yasada yasayla düzenlenmiş bir düzenlemeyi niye anayasa değişikliği yapmaya çağrı yapıyor? Özellikle şuradan başlamak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendince hazırlamış olduğu yasa metninde zaten türban ya da başörtüsüyle alakalı herhangi bir ifade yok. Burada bahsedilen şey kılık kıyafet özgürlüğü, insanların kıyafetleriyle alakalı kamunun karışılabilirliğinin daraltılması şeklinde tanımlanabilir. Şimdi böyle bir adım atarken dahi bu kelimeyi kullanmaktan hicap duyuyorlar kendileri. Açıkça başörtüsü yazmıyor. Yazmıyor. Açıkça başörtüsü yazmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da yine kendi deyimiyle onların verdiği pasa gol atılması gerekirdi. Madem öyle bunu anayasal güvence altına alalım ve bundan sonrasındaki hiçbir siyasi parti bunu seçim yatırım olarak kullanmasın. İşte doğru. Madem bunu Cumhuriyet madem Halk Partisi, AK Parti istismar ediyor bunu. Madem öyle söylüyorsunuz. Yani bunun önünü kesebilecek yegane çözüm bu. Ne diyorlar? Yeni meclis yapar bunu. Biz böyle bir işin içerisine girmeyiz. Yani samimi olmadıklarını, samimiyetsiz davrandıklarını siyasetin içerisindeki bizler gördüğümüz gibi seçmenlerin tamamında ben kendi tabanının dahi gördüğünü düşünüyorum. Sosyal medyada özellikle kendi ekibi takiye konusunda kendisi kadar başarılı değil mesela. Onu da gözlemliyorum. Kendisi bu söylemleri dile getirirken kendi seçmenleri, kendi parti temsilcileri bunu ağır bir şekilde eleştiriyor. Biz diyor AK Parti'ye benzeyeceksek niye Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerini savunuyoruz diyor. Şimdi, bir sofrasında oturan bilimle ne alakası var gibi. Yani kendi ekibini dahi bu noktada ikna edemediği bir samimiyetsizlik içerisindeler. Buradan sonuç çıkar mı? Yani şu an zaten böyle bir sorun hukuki anlamda da yani fiili anlamda da hukuki anlamda da böyle bir sorun yok. Onların buradan sonuç alınabilmesinin yolunun anayasadan anayasaya bu konuyla ilgili destek vermesi belki kendileri açısından samimi olduklarını düşündürebilirdi. Ya adamlar gerçekten samimiymiş denebilirdi ama öyle olmadı. Ben hani bilmiyorum sonuç çıkar mı ama bu muhalefetin bakış açısını, Kılıçdaroğlu'nun bakış açısını net bir şekilde ortaya koydu. Peki siz de seçim yatırımı yapıyorsunuz sanki Alevilerle alakalı. Mesela geçtiğimiz gün Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi Kayseri'ye geldi. Pınarbaşı'nda bir cemevinin açılışını gerçekleştirdi. Bugüne kadar Alevi vatandaşların istekleri, talepleri AK Parti iktidara geldiğinde inanılmaz güzel düzenlemeler yaptı. Ama bazı istek ve talepler bugüne kadar hep ötelendi. Seçim olduğu için mi böyle bir yaklaşım içerisindesiniz yoksa planlanmış da ancak bu döneme mi denk geldi? Ben açıkçası böyle düşünmüyorum. Çünkü burada bulunduğumuz bölgede de biliyorsunuz bir cemevi var. Evet. Melikgazi Belediye'mizin, Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla yapılan bir cemevi var. Şehrin ve ülkenin birçok yerinde yine AK Parti belediyelerinin, AK Parti iktidarının döneminde desteklediği, sosyal ve fiziki imkanlarını iyileştirdiği çok sayıda cemevi var. Ama seçim dönemindeki bu tarz adımlar seçim yatırımı gibi algılanıyor. Ama Alevi vatandaşlarımızla alakalı bu zamana süre kadar... Süre gelen bir şey ki, var yani yatırımlar, ben, hizmetler ben var. Ben bir ilçe başkanı olarak kaç sefer gittim ben hatırlamıyorum. Yani orada... Muharrem ayında ziyarete gitmemiz, onun dışında oradaki ihtiyaçlarla alakalı belediye başkanımızla beraber gitmemiz. Yani aslında bakarsanız bizim Alevi vatandaşlarımızla hiçbir zaman bir sorunumuz yok, olamaz da. Yani insanların tercihleri ya da doğumlarıyla edindikleri şeyleri
bizim sorgulamamız, bununla alakalı bir niyet okuculuğuna girmemiz, ötekileştirmemiz falan zaten mümkün değil. AK Parti'nin zaten 84 milyonun siyasi partisi olmasının sebeplerinin başından da bu geçiyor. Yani ben eğer siyaseti bir okul olarak görürsek bu camia içerisinde büyüdüm. Yani 20 yaşımdan beri bu camianın içerisinde birçok ortamda, birçok konunun konuşulduğu yerde bulundum ve dışlanılmanın söz konusu olduğu hiçbir şeye şahit olmadım. Evet. Peki buradan aldım cevabımı. Tabii biraz Ukrayna-Rusya savaşına dönmek lazım. Kısmen konuştuk ama Türkiye'nin buradaki rolü çok kıymetli ve önemli. Bugün Putin bir açıklama yaptı. Muhtemelen ambargoyu delmek amacıyla Avrupa'nın da gaza ihtiyacı var. Türkiye bir doğalgaz üssü olabilir. Buradan Avrupa'ya gaz sevkiyatı yapılabilir gibi bir aslında bu ticaretin sürmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin rolünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Evet. Siz sonuçta sizin lideriniz ülkeyi yönetiyor ve ülkede yani dünyada da dikkat çeken bir lider. Nasıl bakıyorsunuz bu Türkiye'nin rolüne? Rusya-Ukrayna krizi başladığında yaklaşık herhalde 4-5 ay oldu. Tam tarih 8 aya ulaştı. 8 ay oldu ve bu kriz başladığından beri dünyada ekonomik zaten bir darboğaz yaşanırken enerji ve gaza da işin içerisine dahil ederek büyük bir buhran dönemine girildi. Yani bunun işte bazı işte söylemlerde daha büyük bir hale geleceği falan konuşulurken Sayın Cumhurbaşkanımız dünyadaki hiçbir siyasi aktörün, siyasi liderin yapmadığı şekliyle iki ülke liderini bir araya getirmek için çabaladı. Önce tahıl krizini çözdü. Önce oradaki gıda krizini çözdü. Sonrasındaki esir takasını çözdü. Ve daha üst perdeden işte biliyorsunuz birkaç gün öncesinde büyük bir köprü patlatıldı. Ve onun işte Ukrayna gizli servisi tarafından yapıldığı falan söyleniyor. Ama bu ortamda dahil yani aslında özel bir operasyon olarak nitelemişti Rusya bunu. Bir savaş olarak değil özel operasyon demişti. Özel operasyonun savaşa dönme ihtimalinin konuşulduğu şu ortamda dahi iki lideri bir arada tutabilecek, bir ara gelip görüştürebilecek ve bu sorunu çözebilecek tek liderin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu tüm dünya biliyor ve kabul ediyor. Bunu Avrupa basını da dillendiriyor, Amerika basını da dillendiriyor. Ama ortada kabul etmek gerekir. Büyük bir kriz var. Bu büyük krizin çözümünün de yine güçlü bir devlet yönetiminden geçtiğini yine iç siyasette de hepimiz görüyoruz. Yani Rusya doğalgazı bizim üzerimizden satmak istiyorsa bu hiçbirimizin kara kaşı kara gözü için değil. Devletin bu süreçteki izlediği politikaların tutarlı olmasından, Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki yapıcı adımlarından ve Avrupa'nın burada krizi içerisinden, bu krizdeki buhranın içerisinden çıkamamasından kaynaklı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarının verdiği meyvenin bir sonucu. Yani bu da bizim için bir gurur vesilesi olması lazım. Yani evet bir kriz ve bir savaş var ve bunun çözülmesi ya da tansiyonun düşmesi yine Türkiye'nin politikalarıyla doğrudan ilgili bir hale gelmiş durumda. Evet, ittifaklara değinmek isterim. Sizde MHP'nin arasında bir sıkıntı yok herhalde. Yok, MHP'yle yani Melik Gazi özelinde zaten hiçbir problemimiz yok. Kayseri'de de yaşanmış bir hadise, bir problem. Çok şükür hiç olmadı. Peki muhalefet ısrarla altılı masa, siz yedili masa diyorsunuz ama altılı masa ısrarla sürekli toplanıyor ama adaylarını açıklamıyor. Neyi bekliyorlar? Yani yarın seçim var desek adaylar açıklanacak mı? Burada ortak söylem şöyle geliştirmişler. Biz Türkiye'yi seçim sürecine sokup aday açıkladığımız anda diyorlar seçim süreci başlamış olacak. Büyük tartışmaların olacağı, belki adayımızın yıpratılacağı bir döneme giriyoruz diyor. 2000 yılından beri yani iktidara geldiğimizin öncesinde de yine Sayın Cumhurbaşkanımız genel başkan olarak partiyle ilgili çalışmaları başlattığı tarih olarak 22 yıldır Türkiye'de söz sahibi ve 20 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Ve bu 20 yıl içerisinde biliyorsunuz çok büyük hadiseler atlatıldı. Yani Gezi Parkı olaylarından tutun, başkaca birçok fitne odağıyla mücadele edildi. Görünen ve görünmeyen. Ama 20 yılın sonunda dahi bütün anketlerde birinci siyasi parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, birinci lider yine açık ara Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi böyle bir ortamda 20 yıldır yıpratılmayan, 20 yıldır yıpranmamış
ve alternatifsiz lider Recep Tayyip Erdoğan, öbür taraftan 3 ayda yıpranılmasından korkacakları bir başkan adayları var. Yani bunu ben böyle okuyorum. Diyorum ki madem yıpranmasından korktuğunuz bir aday var, o zaman onun adaylığı zaten Türkiye'de herhangi bir karşılık görmeyecektir. Ya da onlar bu konuyla alakalı bu kadar tedirginse dönüp bakmaları lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız 20 yıldır ne oldu da hiç yıpranmadı? Yani hasılı dönüp dolaştığımızda yine tartışmasız Türkiye'deki liderin, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı adayının da bütün toplum kesimleri tarafından Cumhurbaşkanımız olarak görüldüğü ortada. Muhalefet kimi aday çıkartır? Sizin bakış açınız nedir? Bir isim tahmin ediyor musunuz? Yani muhalefet... Altısı da ayrı bir aday mı çıkartır, uzlaşılır mı? Yani altısı ayrı bir aday çıkartabilir. Burada belediye başkanları bu zamana kadar yaptıkları ve Cumhurbaşkanı olmak konusunda kendilerini ve ekibini motive edecek hiçbir icraatlar olmamasına rağmen Cumhurbaşkanlığı adaylığı dillendirildi ve konuşuluyor. Öbür taraftan genel başkanları ile ilgili bu durumu konuşuluyor. Kendi işlerinde bir birliktelik olmadıkları için masada konuştuktan sonra akşam tweet atarak birbirleriyle ilgili bazı eleştirel konulara değiniyorlar falan. Öyle olunca da benim gördüğüm oranın adayını bekleyenler bile artık eski heyecanda değiller. Yani evet, bizim adayımız net, kararımız net. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız görevine devam edecek ve Cumhur İttifakı tekrar Cumhurbaşkanımızın seçilmesi için tüm çalışmalarını sürdürecek. Ama Altılı Masa'nın adayını merak edenlerde dahi o merak eksildi. Artık şu konuşulmaya başlandı. Ya herhalde kendi içlerinde uzlaşamıyorlar. Herhalde bir aday belirleyemiyorlar. O anlamda da hani kimin aday olduğunu çok bir bence önemi yok. Bizim açımızdan bakıldığında biz seçimi kazanacağımız noktasında şüphemiz yok çok şükür. Cumhur İttifakı Kayseri'de iki miting yaptı. Sayın Erdoğan geldi. Sonrasında da Sayın Bahçeli geldi. Rakamlar kamuoyuna az çok açıklandı ama muhalefet bu rakamların uydurma, abartılmış olduğunu söyledi. Siz tabii ki yani yaz mevsimi, tarlada olanlar var. İşte ekonomik anlamda sıkıntılar yaşanıyordu. Onun etkisi olabilir vesaire. Bunları değerlendirdiğinizde bu iki mitingi nasıl buldunuz? Sayı anlamında herhangi bir problem yoktu. Şu an muhalefetin aday açıkladığı ve seçim takviminin işlediği, seçim döneminin başladığı, vatandaş üzerinde de seçim motivasyonu oluştuğu bir dönemde değil. Ona rağmen meydan hıncançta oldu. İki miting içinde söylüyorum ve Sayın Cumhurbaşkanımız da buradaki mitingden sonrasında haftalık basın bildirgesinde, basın açıklamasında Kayseri'deki mitinge giderken ki tüm alanlardaki gördüğü ilgiyi, alakayı, Kayseri'nin bu konuyla ilgili desteğini dillendirdi. Yani geçen hafta Balıkesir'deydi. Geçen haftaki Balıkesir mitingini, öncesini, sonrasını takip ettiniz mi bilmiyorum. Bu ilgi, alaka birilerinin zorlamasıyla, birilerinin teşvikiyle, yönlendirmesiyle olacak şeyler değil. İnsanlar evlerinin balkonlarından hani Tayyip Bey'i görebilmek için nasıl bir çabanın içerisine giriyor. Küçücük çocuklar ona sesini duyurabilmek için nasıl bağırıyor. Bu sevgi siyasetin içerisinde bulunan herkese nasip olmuyor. Hatta çok çok az kişiye nasip oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu nasip olmuş durumda. Biz de bu sevginin nasip olduğu Sayın Cumhurbaşkanımıza yol yürüme şerefine nail olmuş bulunmaktayız. Bu sebepten de diyorum ki buradaki mitinglerle alakalı değerlendirme yaparken sayı noktasında zaten bir problem yok ama seçim döneminin de olmadığı ve bu kalabalıkların da seçim döneminin dışında toparlandığı bilinmeli. Zorla getirmişsiniz, imza almışsınız, insanları zorla meydanda tutmuşsunuz. Yani fabrikalardan taşıdınız, kamu personeline imza attırmışsınız. Oradaki sistem bildiğim için söylüyorum. Şimdi bir insanı zorla bir mitinge davet edildiğini varsayalım. Velev ki otobüsler bindirildi, otobüsler alan içerisine girmiyor. Otobüsler meydanın dışında, hatta meydanın 1 kilometre dışında durdu. Evet. Meydanın 1 kilometre dışında durmuş olan araçlardan insanları hiçbir güç, hiçbir kuvvet zorla seçim alanını, miting alanı içerisine sokamaz. Birincisi bu. İkincisi sayı fazla olunca da ya bu sayı nereden oluştuğunun altyapısını oluşturmaya çalışıyorlar. Ama bunun dediğim gibi
Yaz olsaydı kimseyi toplayamadılar diyecekler. Çok olunca da zorla bir yerlerden toplandı. Yani bir insan zorla nasıl bir mitinge gider ben bunu anlayabilmiş değilim. Yani nasıl bir zorlamayla insanları o miting alanına, arama alanının içerisine sokabilirsiniz. Bunun olmayacağını yaklaşık 15 yıldır teşkilatta olan bir kardeşiniz olarak biliyorum. Ama dışarıdaki bu işle ilgili kafasında zorla soru işareti olanlar... Zorla kendi partilerinizi bile getiremezsiniz adam gelmek istemiyorsa. Ya zorla kimseyi hiçbir yere götüremezsiniz. Miting alanına araçla taşıdığınızı varsayalım ki böyle bir şey zaten yok. Taşıyıp zor oraya bıraktığınızda bir kilometre yol yürünecek. O insanları oranın içerisine kim nasıl nerede sokacak zorlayacak. Böyle bir şey zaten mümkün değil. Evet, belediye başkanının Sayın Mustafa Palancıoğlu'nun performansını nasıl buluyorsunuz? Sürekli işbirliği içindesiniz. Beraber hareket ediyorsunuz. Yani Palancıoğlu başkanla ilgili münasebetimiz de parti çalışmalarımız da ilçe başkanı, belediye başkanından hani çok öte. Yani biz gün içerisinde birçok konuyla alakalı hem siyasetle alakalı hem beşeri münasebetlerle alakalı istişareleri yine yani çok şükür birlikte yapıyoruz. O anlamda bence Mustafa Palancıoğlu ismi Kayseri'nin kazandığı en önemli isimlerden bir tanesi. Bunu zamanla çok daha iyi göreceğimizi umuyorum, tahmin ediyorum. Kendisinin ve ekibinin çalışmaları da bizler için de bir çalışma referansı oluyor. Çünkü biz eğer belediyenin çalışmadığını düşünsek, ekibin istediğimiz performansta olmadığını düşünsek gittiğimiz her yerde de biraz mahcup oluruz. Bu böyle olmadığını biliyoruz birincisi. İkincisi insani hassasiyetleri çok yüksek. Yani bence bir siyasetçinin böyle bir mekanik bir cihazmışçasına çalışması da doğru değil. Palancıoğlu başkanımız duygusal bir siyasetçi. Haliyle gönlüne dokunan, kalbine dokunan, ruhuna dokunan her konuyla alakalı da yoğun bir çalışmanın içerisine giriyor. Yoğun mesai harcıyor, zihnini bu konularla alakalı da meşgul ediyor ve sonrasında da çözümlüyor. Bu anlamda ben hem sizin aracılığınızla da teşekkür etmiş olayım teşkilatım ve şahsım adına. Bizim sahadaki çalışmalarımızla ilgili yükümüzü hafifleten çok önemli bir unsur kendisi. Mahalle buluşmalarına sizler de gittiniz mi, katıldınız mı? Mahalle buluşmalarında katıldığımız... Orada ne tür problemler ön plana çıkıyor? Mahalle buluşmalarının konsepti biraz daha parti çalışmasının dışındaydı. Evet. Yani bunu birlikte kararlaştırdık. Şimdi biz gittiğimiz zaman AK Parti ilçe başkanı olarak ben gittiğimde konu biraz daha politik konu şeye odaklanıyordu ama orada belediyenin çalışmalarının anlatıldığı, belediyenin maskotlarının çocukları eğlendirdiği, orada işte tantuni ikramlarının olduğu, yani bir şölen havasında geçti. Şölen havasında geçen o etkinliklere de yine biz parti teşkilatı olarak tabii ki destek ve katkı sağlamaya çalıştık ama oradaki başarı ve görüntü başlı başına yine Palancıoğlu başkanıdır. Yani o çalışma için biz büyük bir katkımız olmadı. Sadece istişaremizi yaparken belediye çalışması olarak götürülmesinin daha doğru olacağını düşündük. Bunu da kendisiyle paylaştık. O da hani çalışmasını o şekilde sürdürdü. Çok güzel geri dönüşler oldu. Evet, peki. Yerel siyasette de başkanım tabii Sayın Şaban Çopuroğlu'nun isminin milletvekili olarak anıldığını duyuyoruz. Evet. Bizler de zaman zaman haber yapıyoruz. Bize gelen bilgiler ışığında bizler de bunu kamuoyuna açıklamaya çalışıyoruz. Liste herhalde yani Nisan'a kadar çok belli olmaz gibi bir durum söz konusu. Şaban Çopuroğlu'nun il başkanı olması durumunda sizi biz oraya gazeteciler olarak yazıyoruz aldığımız duyumlara göre. Böyle bir beklentiniz var mı? Hedefiniz var mı? Milletvekili listesinde mi olmak istiyorsunuz? İl başkanı mı olmak istiyorsunuz? Ben kendimle ilgili kısma şöyle cevap vereyim. Kesinlikle böyle bir konu şu an bizim hiçbirimizin gündeminde yok. Çünkü şu an bir teşkilat çalışması sürdürülüyor. Benim Melikgazi'de çalıştığım, sırt sırta verdiğim bir ekibim var. Yaklaşan bir seçim var ve haliyle bu seçim sürecinde de milletvekili olarak görmek istediğimiz teşkilattan tabii ki abilerimiz var. Yani bunun sebeplerinden bir tanesi de biliyorsunuz. Yani daha öncesindeki il başkanlarımızdan niyetlenen oldu ama aday listesinde yer bulamadı. Yani şu ortamda teşkilatın motivasyonu açısından da teşkilatın içerisinden milletvekilinin olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bununla alakalı genel merkezimiz değerlendirmesini yapacaktır. Ancak teşkilatta böyle bir beklenti var. Bir milletvekilinin teşkilattan çıkması noktasında. Ben kendimle ilgili kısma şöyle de cevap verebilirim.
Benim istifa etmek gibi bir düşüncem yok. Ben Kayseri'de siyaset yapmayı seviyorum. Daha öncesinde de bunu söyledim. Ekibimle siyaset yapmayı seviyorum. Bu anlamda hani milletvekili istifa süreçleri başladığında da böyle bir adım atmayı düşünmüyorum. Ama teşkilatın içerisinden birilerinin birden de fazla olsa bizim teşkilattaki çalışan arkadaşların da motivasyonu için mecliste olmasını tabii ki gönülden isterim. Evet, peki kendinizle alakalı bir talebiniz yok ama yok. Teşkilattan olursa mutlaka motivasyonu da sağlar. Evet. Ben de aynı kanıdayım. Programın sonuna doğru geldik başkanım. Eklemek istediğiniz, duyurmak istediğiniz, özellikle değinmek istediğiniz bir konu varsa alıp bitirelim. Teşekkür ediyorum. Seçim süreci resmi takvim olarak başlamadıysa da biz çok uzun zamandan beri zaten yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda bu seçimin önemli olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız her ortamda söylüyor. Bunu yinelemeye gerek olmadan şunu söylemek istiyorum. Sadece oy vermek değil de bu seçime giden yolla bizimle beraber mücadele edecek, bizimle beraber taşın altına elini koyacak herkesi biz parti binamızda davet ediyoruz. Beraber yol yürüyeceğimiz arkadaşlarımızın sayısının artması bizler için de çok iyi olur. Bu anlamda hem davetiniz için de teşekkür ediyorum. Bu çağrıyı da yapmış olayım. Peki, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sayın Avukat Gökhan Ülke'yi ağırladı kendisiyle. Hem ülke gündemini hem de yerel gündemi konuşmaya çalıştık. Bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.